Merhaba arkadaşlar. 10.3 yamasına birlikte bakalım. Selam dostlar. Bu yama notları epey büyük. Gidelim falan. Neyse neyse. Boş yapmayın. Kostümler geliyor. Sevgili Ergin kostümü ve bir prestij kostümü Senna için. Kendisi metalda çok güçlü olduğu için büyük ihtimalle çok satar. Akali. Akali çok uzun sürede çok güçlü bir şampiyon. O yüzden bu yamada çok nerfleniyor. Q. Best nokta saldırısı. İlk level çok önemli değil. Bunu ilk fulluyorsunuz. O yüzden 4 level önemli. Ya yani her level'da 20 arttırılmış. Akali'nin enerjisinin 200 olduğunu düşündüğümüz zaman 80 ve 100 arasında aslında büyük bir fark var. Çünkü 80'i 2 kere attığınız zaman genelde o pasifiyle birlikte 3.'ü çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Ama Q'yu 2 kere attığınız bir rotasyonda Q'yu 2 kere atıyor Akali. Bu demektir ki 40 enerji eksiği olacak Akali'nin. W'suna bakalım. W'su ilk basıldığında daha çok hız veriyor ama içerideyken toplu hız vermiyor. Bu ne demek? Atıyorsunuz W'yu, çok hızlanıyor char karakter. Ancak içeride kalmaya devam ederseniz, yani sistem hemen çıkmazsanız, o içerideyken artık hızlı değilsiniz. Eskiden olduğu gibi. Ama Akali'nin en büyük nerfü bu. Artık ultinin ilkini direkt atamıyorsunuz. İlla bir rakip şampiyon, minion bile değil. Bu minion o rakip şey olsa, hedef olsa o kadar sıkıntı olmaz. Yine sıkıntı da rakip şampiyon olduğu için tıklamak zorundayız. Ancak menzil daha da arttırılmış. 675 yaklaşık Caitlyn'in saldırı mesafesi kadar. Ve karakterin arkasına geçiyor ultiyle. Çünkü 675-825 dediğine göre 625'ten tıklıyoruz. Ve arkasına atladığı için 825'e kadar deş atabiliyor. Yani daha uzaktaki hedeflere saldırabileceksiniz. Ancak mobility aşırı azaltıyor. Aphelios geçen patch'te nerflenmişti. İşaretli kütle saldırı menzili sınırsızdan 1800'e. 1800 küçük değil. Bunu yapmalarının sebebi bazen Infernum varken Calibrum'la sıkıyorlardı. Yani sırf Infernum olmasına gerek yok. Mesela Runanları var. Gravitum var. Yani yavaşlatan silah. Q'yu atıyor Calibrum'la. Sonra biraz bekleyip saldırıyor. Adam çok uzaklaştıktan sonra Runan olduğu için 3 tane uzaktaki target'a vurabiliyordu karşıdaki target kaçarken. Bu birazcık daha Q attıktan hemen sonra vurmak için Aphelios oyuncularını zorluyor diyebiliriz kaçan hedeflere. Azir metada şu an çok çok kötü durumda değil. Bakalım ne olmuş. Manası biraz artmış. Çok da etkili bir şey değil. Yani çok kötü değil ama 42 mana belki bir skill daha atmasını sağlar. Şu gayet iyi. Azir hiper taşıyıcı klasmanında bir karakter. O yüzden ultisini attıktan sonra ultisinin arkasında durup vurmayı sever. O yüzden bu inanılmaz işe yarayan bir şey. Çünkü duvar ne kadar uzunsa insanların size gelmesi o kadar zorlaşıyor duvarın arkasından. O yüzden duvara atıp arkadan daha rahat vurabilir artık. Corki'nin özel teslimatına buff gelmiş. Daha çok damage atıyor. Daha uzun süre orada kalıyor. Yani artık o haritadaki Corki'nin teslimat sesini duyunca takımlar bir tık daha korkacak. Azir Corki metası tekrar gelir mi? Mid'de şu an çok karakter var. Rumble, Qiyana, Sylas oynayabilirsiniz. LeBlanc zaten çok güçlü. Nautilus oynanıyor. Yani Syndra çok güçlü. Orianna oynanabiliyor. Yani o yerleri var. Ama ya Azir ya Corki metasına şu an dönülecek gibi değil. Çünkü mid'deki karakterler o kadar güçsüz değil. Diana mid'deki güçlü karakterlerden. Manasını azaltmışlar. Yani evet Q çok fazla Q atıyordu lane'de. W'sunun da verdiği küre başına hasar. Şimdi bu görüldüğünden daha büyük bir nerf. Şurada bakıyorsunuz 4 işte. Burada 4 mesela burada. Her bir rankta 4 azalmış demeci. Ama bunu hem ilk fulllemiyorsunuz o yüzden 22-18 kalacak. Hem de 3 tane küre olduğu için bu aslında 12 demiş nerf. Zaten 66 vuran bir skill. Kaça düşmüş? 54'e. Bu skill'i atmamızın sebebi kalkanı olduğu için aslında damage olmadığı için o kadar ve pasifimizi aktive etmek olduğu için o kadar büyük bir sıkıntı değil. Ancak yine de yani o kadar OP bir durumda olmayan Diana için biraz bir nerfler ve minik bir espri var. Ekko jungle'da çok güçlü, aşırı güçlü, en güçlü ormancılardan biri. Canavarlara karşı hasarını azaltmışlar pasifinin. Yani Ekko bu yüzden oynanmıyor çok çok iyi jungle döndüğü için. Evet çok iyi jungle dönüyor da asıl oynanma sebebi mobil bir hero. Ve dikkat ederseniz hiçbir zaman kompetitivde yani rekabetçi derken profesyonel arenada bunu görmeyiz bu karakteri. Çünkü bu karakter snowball üzerine bir karakter yani güzel oyunlar için çok nadir alınır.
Mesela Froggen almıştı geçen sefer. Çünkü profesyonel arenada insanlar onun Zhonya'sı ultisi etrafında oynamayı solo queue'dan çok daha iyi yapıyor. O yüzden bir solo queue canavarı güzel bir change. Kötü değil. Aynı zamanda orman buff'ı gelmiş. O yüzden önemli bir... Yani orman yaratıkları daha fazla tecrübe vereceği için ormanı hızlı dönen karakterlerin nerf yemesi önemli. Sinirden kudurdu. Aphelios'un yüzü soldu. Seni beklerken zaman durdu. Sonunda Ezreal gücü buldu. Abiler eslam çatışmaya devam. Ezreal tabanmana büyüme oranı ve saldırı hızı büyüme oranı arttı. Şimdi bakın. Bu change, bu değişim başka bir ADC, başka bir nişancıya gelse hiçbir önemi yok. Ancak Ezreal'a geldiği zaman bu 8x18'den yaklaşık bir 150, değil mi? Yanlış hesaplamadım. 80-64-140. Evet, yaklaşık 144. Tam 144 daha fazla mana veriyor. Bu ne demek? 144 daha fazla mana demek size daha fazla hasar demek. Manomine bittiği zaman daha fazla manomine proku demek. 180 demek neredeyse mana akış yüzüğü kadar bir mana sağlıyor size. Saldırı hızı büyüme oranı çok önemli değil. Ancak aynı zamanda önemsiz de diyemeyiz. Çünkü Ezreal pasifiyle saldırı hızını arttırıyor. Ve saldırı hızı şöyle işliyor arkadaşlar. Bu videoda bundan bahsetmeyeceğim çok fazla ama taban saldırı hızınızı arttırıyor. Aldığınız saldırı hızı. O yüzden saldırı hızı büyüdükçe bütün itemleriniz veya saldırı hızı arttıran özellikler daha da çok saldırı hızı veriyor. O yüzden bu Ezreal'ın hiçbir saldırı hızı yaşası almadan, gerçi mahvolmuş kralın sadece mahvolmuş kralın kırılcıyla oto atak atabilecek bir seviyeye gelmesini sağlar aslında. Bu bayağı büyük bir değişim. Bu da Ezreal'ın çok işine yarıyor. Ama Ezreal'ın hala oynanacağını düşünmüyorum. Çünkü şu an bakın ne yazmışlar? MF, Aphelios, bir de Senna yazmalar lazımdı. MF erken oyunda çok güçlü ve aşırı çok damage atıyor. Aphelios'un kitinde aşırı fazla işte mor silahla yere saplaması olsun, kırmızı silahla canını doldurması olsun, çok fazla hasarı olsun, o çakram kombolarıyla çok yüksek hasarı olsun, objektifi çok hızlı alıyor. Aphelios ve Miss Fortune oyuna dakika 20'den önce etki edebiliyor. Ezreal bunu hala yapamıyor. Bunlar dikkat ederseniz late game, yani mid late game değişimleri. Yani bu iki değişim bu hero'yu ne yazık ki meta'ya sokacak kadar değil. Ancak eğer yeterince güçlü jungle, ormancı, yeterince güçlü orta koridor alırsanız ve güçlü bir destek kar hero'su Ezreal'ı büyütüp Ezreal'ın sırtına binmeye çalışabilirsiniz bir takım olarak. Ancak genel olarak rekabetçi arena, profesyonel arena'da alınması çok zor. Çünkü bu hero'ların seviyesinde değil. Aphelios'un nerf'ü onu aşağı indirmeyecek. MF nerf'ü var mı? MF nerf'ü var. Bakıyoruz. Atak speed'ini azaltıyor. İyi MF oyuncuları durmadan o ship save'di pasifini etkileyerek W'su MF'in saldırı hızı veriyor. Ship save'di vurdukça başka karakterlere o ship save'di Miss Fortune'un pasifi. Atak speed, o W'nun cooldown düşüyor. İyi bir Miss Fortune oyuncusu, iyi bir Draven oyuncusu gibi sürekli W'su aktif geziyor. Bu yüzden zaten biz can biçen alıyoruz, manamız bitmesin diye. O yüzden bunun, bakın dedim, saldırı büyüme oranı çok önemli bir şey. Bu sırada MF'in %3'müş, 2.25'eymiş. Bakın Ezreal'ın %1.5'müş, 2.5'a çıkmış. MF için bu önemli bir şey değil. MF hala metede kalmaya devam edecek. Aphelios metede kalmaya devam edecek. Senna var mı? Senna. Uzunmuş, birazdan bakalım. Ama bu iki ADC metede kalmaya devam edecek. Draven çok iyi oyuncular, Draven oyuncular oynayabiliyor ve Lucian da çok güçlü. Böyle early game yani lane dominant karakterler varken Ezreal aldığınız zaman bot Pyrios'u diye bir şey kalmıyor sizde. Bot Pyrios'un hepsini kaybediyorsunuz, ejderleri kaybediyorsunuz. Karşı takımı 2 veya 3 ejder vermek, karşı takımın ejder ruhunu tehdit etmesi direkt size oyun kaybettirir. Galio'ya bakalım. Abo. Bu çok güçlü. Bu demektir ki biz bu skill'in damage'ini %25 arttırıyoruz. Ne %25'i? Biz bu skill'in damage'ini %33 arttırıyoruz demek bu. Bu ne demek? Yani hortum attığı zaman galiba hortumlar birleştiği zaman orada bir yuvarlak oluşuyor ya hortum. O hortum tık tık LoL'de öyle işliyor hasarlar. Tık tık tık. Yani her bir tıkta tetiklenme de diyor. Orada yazan hasarın birini vuruyor. Mesela şey var, 4 saniye içerisinde 500 damage atar. Skill'lerin kaç tık olduğu skill'lerde her zaman yazmıyor. Ama mesela
400 damage'i 4 saniyede atıyorsa ve her saniyede bir tık atıyorsa, bu demek oluyor ki her bir tık 100 damage atıyor. Galio'nun hortum süresi 1.5 saniyede ve 3 tane tık atıyordu. Yani her bir tıkı yarım saniyede bir, bir tane damage atıyor Galio Q'su. Şimdi 2 saniye yapmışlar. Bu sık eğer 2 saniye yapmadan 4 tık yapsalardı bu sefer çok çok güçlü olurdu. Çünkü aynı süre hortumun içinde kalan kişi %33 daha çok damage yiyecekti. Şimdi biraz daha farklı. Daha uzun süre adamları hortumda tutmanız lazım Galio olarak. Ancak karşılığında alacağınız damage çok yüksek. AP Galio, mid Galio'yu... Support Galio için bir önemi olduğunu düşünmüyorum bu değişimin ama kesinlikle mid Galio oynanacağını düşünüyorum. Leona şu an destekte 5-6 tane oynanabilecek dediğimiz karakter var. Leona, Nautilus, Rakan, Tahm Kench, Braum. Unuttuk mu? Thresh. 6. Bu hero'ların en güçlüleri Leona ve Nautilus. Leona'ya bakalım. Leona'nın hasar rakiplerine... Evet. Bayağı. Leona MF çok sıkıntılıydı açıkçası. W'nun hasarı azaltılmış. Bu önemli. Neden? Bir level'da değişmemiş olabilir ama çoğu Leona W fulluyor. Daha çok hayatta kalabilmek için. Ve dikkat ederseniz damage'i gittikçe daha çok azalıyor. Supportlar early'de hasar vurdukları için taban hasarları çok önemlidir. E'sinin damage'i de 10. Yani bu Leona'ya yaklaşık 3-4 level engage'lerinde veya 5 level engage'lerinde yaklaşık bir 20 damage, 20 hasar eksiği demek. Çok gözükmüyor ama arkadaşlar o 20 hasar olmasa, biri bir hit daha az yese, o sırada bir hit daha atsa, oradan çalacağı can, o sırada gelecek takım arkadaşı falan, birini bir hit önce öldürmek ve bir hit sonra öldürmek özellikle yüksek seviyelerde çok önemli. Ancak Leon oynanacak mı? Evet, oynamaya devam edecek. Nautilus nerf'ü gibi. Nautilus'un da Q damage hasarını nerf'lediler. Nautilus kayboldu mu? Hayır. Miss Fortune, biraz önce konuştuk. Rumble. Rumble hem üst koridorda hem orta koridorda en, benim en çok beğendiğim karakter şu an. Daha güçlü bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Neden? W'su ile çok hızlanıyor. Kaçıyor her yerde. Çok fazla hasarı var. Onu çok ezebilen karakter yok. Set ona karşı çok güçlü. Cassiopeia çok güçlü ama yani metada öyle çok güçlü, kesinlikle lane kaybettiği lane'ler yok. O yüzden bir nerf'ü hak ediyor. Aynı zamanda takım savaşlarında çok güçlü. Late'de çok güçlü. Early'de bazı karakterlere karşı aşırı güçlü. Bakın. Önemsiz, bu buff değil. Yani bunu Riot bazen yapıyor. Çok sıkıntılı sayıları direkt şey yapıyor. Hallediyor. W. Move speed'i azaltılıyor. Late game'de %5, %7.5'da vurdu. Early game'de W'su çok önemli. Hız olarak, çünkü ganklerden kaçmanızı sağlıyor. %20, %15. Kalkana bakalım. 80'den 60. Bunu fullemiyorsunuz. İlk genelde çok zor matchup'lar olmadığı sürece. O yüzden 20 kalkan azalıyor. Ama oyun sonunda kalkan aynı gördüğünüz gibi. Oyun sonunda çok bir etkisi yok. Ama bu yetenek ilk fullenmediği için birazcık sıkıntı olabilir. Zor lane karşılaşmalarında birazcık zorlanacak ama yani Rumble Jarvan alıyorsanız hala Rumble Jarvan alabilirsiniz. Sejuani. Bir level'da atak speed artıyor. Bu neden çok önemli? Çünkü Sejuani E açıyor. Canavarlara vuruyor. Ve ne kadar hızlı vurursa canavarlara, o kadar hızlı pasifini, E'sini atıyor canavarlara. Tak diye vuruyor, kırıyor. Tak diye vuruyor, kırıyor. Ne kadar hızlı saldırırsa Sejuani, o kadar hızlı orman döner. Bu görüldüğünden daha büyük bir buff. Bakalım destanının tüm canavarlardan ve kapışanlardan hasar aldığına. Eğer hasar yerseniz zırhınız kayboluyor. Bu kadar basit. Bu da ormanda aslında daha az hasar yiyeceğiniz anlamına gelir. Daha çok hasar yiyeceğiniz anlamına gelir. Neler olduğunu anlamıyorum. İlginç. Çok ilginç. Daha hızlı jungle dönmesini sağlıyorsun ama daha çok hasar yiyor. Bilmiyorum. Sejuani güçlü mü değil mi bilmiyorum. Bazen çok iyi bir hero olabilir. Mesela atıyorum takımımızda Braum var, Yasuo ADC var, işte top'ınız Set, mid'iniz Rumble. Yakıncı komplarda çok iyi olabiliyor. Çünkü çok fazla stun atabiliyor. Lane'leri de çok kolay gankliyor. Mesela Set'i çok kolay gankliyor. Set'in lane'ine gittiği zaman Set E'yi atıyor. 2 base'yi vuruyor. Üzerine bir de Q ile auto atak resetleyebiliyor eğer E ile stunladıysa. Bu demektir ki 3 stack yüklüyor zaten. Sejuani stack'i. Set'le çok iyi. Braum'la çok iyi.
Mid'de şu anda olan atıyorum bir Nautilus oyuncusu olursa gayet iyi olabilir. Çok güzel kitlerler karakterleri. Ancak Lee, Rek'Sai, Elise, Gragas, Olaf, Qiyana. Qiyana artık o kadar iyi dönemiyor da. Genel olarak diğer jungler'ların biraz gölgesinde kalabileceğini düşünüyorum. Senna, bakalım neler olmuş. Bu sırada dışarı çıkmam gerekti. Gördüğünüz gibi saat birazcık değişti. Senna'yı okudum. Şöyle bir olay var Senna'da. Bakın, Senna'nın biçmediği minyondan %20, biçtiği topçu minyonlardan %100 ihtimalle bir sis hayaleti çıkıyordu eskiden. Şimdi ise Senna biçmediği minyonlardan %25, biçtiklerinden ise normal eskisi gibi 1.67 ihtimalle sis hayaleti çıkarır. Şimdi bu görüldüğünden daha önemli bir şey. Neden? Şöyle düşünün. Diyelim ki 100 tane minyon ölüyor. Siz Senna supportsunuz. Tamam mı? 100 tane minyon ölüyor. Bu 100 minyonun burada support kenarda burası sup, burası ADC. Tamam mı? İki tarafta da 100 minyon. Şimdi şöyle düşünün. Bu eski patch, bu yeni patch, bu eski patch. Şimdi 100 minyon öldüğü zaman eskiden support Senna'da ne olurdu? Şöyle yapalım. Eskiden support Senna 100 minyonunda biçmedi minyonlardan 20. Yani 20 tanesini alırdı ve keyfine bakardı. Peki ADC Senna ne yapardı? 100 minyon demek yaklaşık kaç wave demek? 6'da 6'ya bölsek 16 wave yaklaşık. 3 wave'de bir Kennen geldiğine göre yaklaşık 5 tane Kennen geliyor demek. Tamam mı? 100 minyonda bunun 2 tanesi şansa düşen 1.67 artı 5 tanesi Kennenlar olmak üzere 7 soul alırdı. 20'ye 7 not a big deal. Üstüne üstlük bakın şurada ne diyor? Savaş ganimeti Senna'ya Senna'nın katkısıyla biçen minyonlarda artık Senna tarafından biçilmiş sayılıyor ve siz hayatı. Bu ne demek? Mesela support timeli minyon kestiği zaman eskiden %20 ihtimalle düşerdi. Artık hala %1 ihtimalle düşüyor. 1.5 ihtimalle düşüyor. Yani bu eskiden realist bir şekilde baktığımızda lane'de 100 minyonda 10 tane falan alırken yani support 20 10. Şimdi support Senna 25 yük alacak. ADC Senna ise 2 yük alacak sadece. Çünkü topçu minyonların diğer minyonlardan hiçbir farkı yok. 100 minyonun %1.67'si kadar yük alacak minyonlardan. Şimdi ADC Senna olarak yani bu çok büyük fark. 20 dedi yani şu an support Senna oynarsanız çok daha fazla stack kasıyorsunuz. Ancak ADC Senna oynadığınız zaman itemler daha hızlı geliyor. İtemler daha hızlı gelince insanlara daha çok otoatak atma şansınız oluyor. Aynı zamanda yanınızda atıyorum bir Tahm Kench, bir Thresh olduğu zaman çok daha rahat otoatak attığınız için çok daha hızlı stack kasıyorsunuz. Ben hala ADC Senna'nın çok güçlü olacağını düşünüyorum. Yani o 100 minyonda bir giden 5 stack yani o neye tekabül eder? Yani yaklaşık oyunda 20 yük daha az yükü olacak ADC Senna'nın eskiye göre. Belki 15. Ve support Senna'nın yaklaşık bir 20 yük daha fazlası olacak. Ancak bu o kadar büyük bir olay değil. Çünkü herhangi bir ADC'nin yanına çok iyi gitmiyor Senna ama Thresh ve Tahm Kench'le çok iyi oynanılıyor. Set. Set bayağı güçlüydü. Bakalım neler olmuş. Can yenilenmesi azaltılmış. Yani range'lere karşı eskiden daha güçsüz. Kayle artık daha güçlü bir counter. Zaten çok iyi ona karşı. W şu taban hasarı hiçbir önemi yok. W'nun bütün hasarı W grit. Yani sizin pasifin %100 hasarı ile geliyor. Bekleme süresi bu biraz önemli. 3 level 12'ye 15'e bakmak lazım. Bir de 8'e 12'ye bakmak lazım. İlginç. Burada 4 saniye var. Burada 3 saniye var. Burada tekrar 4 saniye var. Şu 3 saniye yüzünden tam böyle 5 level civarlarında o kadar uzak hissetmese de late game'de %40, %20-30 cooldown reduction'a varıyor setler genelde. Yani bu 6 küsür saniyeyken artık 8 saniye falan olacak. Bu hoş bir değişim değil. Bu büyük bir nerf. Hero oynanır mı? Oynanır. Ama artık büyük ihtimalle o ikinci W rotasyonu dönmeden öldürme ihtimali insanların daha yüksek. Bu Sona Tap nerfü. Sona Tap çok güçlüydü çünkü E'yi basıyordu, koşuyordu, fırlıyordu. Hala koşup fırlayabilir 25'ten 20 o kadar büyük değil ama yine de yani böyle cheesy pickler kötü değil. Ama olmasa daha iyi olabilir. Yumi. Bakalım Yumi'ye ne olmuş.
Yine espriler. Q'su artık oyunun orta saflarını bile kullanmaya değer. Bakalım. Güçlendirilmiş hasar. Güçlendirilmiş demesi Yumi'nin Q bir yerden sonra Yumi'de görmüşsünüzdür. Döndükten sonra parlamaya başlıyor. O hale güçlendirilmiş demek. 50, 95, 140. Böyle bir eklenti var. Hedefin mevcut canının belli bir yüzdesini eklemişler artık. Aynı zamanda base'i birazcık düşmüş. Ama şöyle düşünelim. Bir level'da 0.02 mevcut canının. Bir level bir karakterin canı 800. Allah Allah. Bu yani %2'si kadar demek istiyor herhalde. Yani 16 damage fazladan bir level'da. Buraya 16 eklediğimiz zaman bu her türlü buff. Her türlü bir buff almış Yumi'nin Q'su. Aynı zamanda Q'yu ilk maksadığımız zaman Q'su mana olarak da daha ucuz. Evet. Sustur ya. Bu Soraka'ya karşı aslında minik bir nerf. Çünkü direkt çat diye Yumi'nin altına Sustur'u koyuyordunuz ve W 5 saniye cooldown'a giriyordu ve çok hızlıydı o silence. Artık öyle değil. Demek ki Soraka'nın alanından çıktıktan sonra Yumi tekrar girebilecek. Bakalım healing'i artmış mı? 94, 150, 0.1. Yumi, realist düşün. 500 AP kassa. 400 AP kassa. Late game'de bu 400 AP ona 40 fazladan. 400 AP kastı. Yanlış hesaplamıyorum değil mi? Bize kaç lazım? 40 lazım. 100. Ha 100 AP kastığı zaman 0.1 bakın. 0.3'ten 0.4'e. Yani 0.1 artmış. Bu demektir ki Yumi 400 AP kastığı zaman fazladan 40 healing alıyor ve break even'e ulaşıyor. En az 400 AP'si olursa bu nerf önemsiz. Dikkat ederseniz zaten başta 70 başlıyor ilk lilde ve Q fullerseniz zaten bunu ilk uplamaya başladığınızda siz biraz AP kasıyor olacaksınız. Büyük ihtimalle buff ama iyi bir Yumi oyuncusuysanız eğer Mage'i istekleyebilen. Geldik Jungle Changer'ine. Bakalım. XP'leri arttırmışlar. Büyük canavar deneyimi 50'den 60'a düşmüş. İlk büyük canavarın sağladığı ilave deneyim arttırılmış. Bu ne demek? İlk kastığımız, ilk kestiğimiz buff canavarı daha az verecek. Daha az. Toplamda daha az şey verecek. XP verecek. Ancak bir sonraki kastığımız, kestiğimiz bütün bufflar daha fazla XP verecek. Yani aslında 2 buff kesen bir junglersak 5 daha fazla XP alıyoruz. Sırf buff kesmekten. Min'in altın cezası. Altınlarınızın yarısından fazlası min'lere kazanılmışsa koridora. Bu funnel'ı durdurmak için yeni bir taktik herhalde. Artık koridor min'lere hiç gold vermeyecek neredeyse. Anladığım kadarıyla 14. dakikada kaldırılıyor. Anladım. Yeni bir funnel vardı. Funnel taktiği. Mesela jungle'a master yapıp middle lulu almak. Mastery'i jungle temi tamamlamak için çok fazla gold kasmaya çalışıyordu. Tamamladığı an bütün mid wave'ini de almaya, bütün mid'i de almaya başlıyordu. Bu demektir ki 14. dakikaya kadar bu tamamıyla funnel artık yok demek bu sırada. Bakalım kayacılılara 15 XP, 10 gold. Bunlar önemli değil. Aslında şöyle önemli. Bazen büyük ve ortaya kesiyorsunuz sadece. Büyük ve ortaya keserseniz artık daha az XP alıyorsunuz. Yani bu diyor ki bütün kayacılıları kesmeniz lazım. Güzel bir değişim. Ben bunu beğendim. Çünkü birçok karakter mesela Ivern için çok büyük nerf ama bu. Çünkü Ivern kayıcılıları alamıyordu zaten. Direkt tek attığı için hepsine. Yani ilginç bir şey için. Kırmızı kor kabuk ve mavi gözcü bufflar. 110. Allah Allah büyük canavar derken. Anladım bu ekstra deney. İtem yani bu. Okey tamamdır. Aa item yani her bir canavar için 10 daha fazla XP almamızı sağlıyor. Oo, o zaman bu çok büyük değişim. Her yani 3 kamp kestiğimiz zaman eskiye göre 30, buradan giden 15, 15 daha fazla XP alıyoruz. Zaten kayacılılar ne kadar veriyor artık? Kayacılar fazladan 15 veriyor. Bufflar 5 daha az veriyor ilginç bir şekilde. Seviyeye bağlı olarak canavar deneyim artışı anladım tamam. Bunu yapmalarının sebebi, bunu neden yapıyorlar? Çok mantıklı bir değişim. Bu değişimi yapmalarının sebebi, bütün bu değişimi jungler'ların en büyük sıkıntısı eğer jungler'lar laner'lardan önce 3 level olursa, laner'lardan önce 2 level oluyorlar zaten her zaman da
3 level olurlarsa ve 2 level olan solo lane'lere ganklerlerse solo lane'lerin hiçbir şansı kalmayabilir. Atıyorum Set, Darius gibi bir hero düşün. Veya Renekton. Bu hero'lar bazen gank yedikleri zaman tek çıkış yolları savaşmak ve 2v1 atmak oluyor. Eğer jungler level olarak üstünse laner'da bu imkansız oluyor. Şimdi ama aynı zamanda oyundaki deneyimi ormandaki çok düşük bıraktığınız zaman oyunun ilerleyen seviyelerinde ormancılar çok düşük level oluyor. Bunu LPL'de bir sürü kez gördük. Ormancılar neredeyse laner'ların 4-5 level gerisindeydi. O yüzden 4. seviyeye vardığımızda ve 5. ve 6. seviyelerde canavarların deneyimini daha da fazla katlıyorlar ki ormancılar laner'lara birazcık yakın kalabilsin. En iyi için görsel değişim, Malphite için görsel değişim, Nautilus için görsel değişim. Bunları oyunda görürüz. Aram önemsiz. Giderilen hatalar. Önemli bir şey yoktur herhalde. Gün lavcısı Yumi. Fena değil. İyi skin. Gün lavcısı Jinx. Çok fazla Jinx skin var ya. Gerçekten çok fazla Jinx skin var. Bu kullanılır da bu bilmiyorum. Çok fazla Jinx skin var. Prestige Senna. Senna hala çok güçlü. Support artık viable. ADC zaten asla düşmeyecek. Hemen çok hızlı bir recap yapalım. Özet çekelim. Akali yani pro play'de oynanması bence artık imkansıza yakın. Ama solo queue'da şu çok uzun bir menzil arkadaşlar. Caitlyn auto atağa kadar ve arkasına atlıyorsunuz. Şu nerf çok önemli. Şu o kadar büyük bir nerf değil. Eğer pro play'de değilseniz yani solo queue için çok büyük bir nerf değil. Zaten öldürmek istediğiniz karakterleri daha rahat bile atlayabilirsiniz. Küçük bir buff bile olabilir. Eğer çok agresif bir Akali oyuncusaysanız bu çok büyük sıkıntı. Tamamen silindi mi? Kompetitiften tamamen rekabetçiden yani profesyonelinden silinmiş olabilir. Şu change'li ama solo queue'da belki oynanabilir. Çok iyi bir Akali oyuncusuysanız ya deneyin. Aphelios önemsiz, hala güçlü. Azir metadaki yeri değişmedi ama bu yardımcı olur. Corki metadaki yeri değişmedi, yardımcı olur. Diana yani Diana nerf o kadar büyük değil. Ama Diana zaten şu an tamamen hiçbir zaman körü alınabilecek bir karakter değil. Bir karakteri görerek alman lazım. Ve o karakteri gördüğün zaman W hasarın da önemli değil, manan da önemli değil. Yani team o team kompo uyuyorsa o yüzden sıkıntı yok. Ekko jungle change'leri, Ekko çok güzel krak kamp alan birisi. Yani kayıcıların hepsini çok kolay clearlayan birisi. Ve kayıcılar bufflanmışken ve Ekko da zaten bir snowball çarıyken kırmızı kayacılar yapıp ondan sonra mavi yapan veya işte tavuklar yapıp oradan sonra gank atarak, mid gank'i atarak top side'ına transition yapan bir Ekko görebiliriz. Bu o kadar önemli mi bilmiyorum o yüzden. Ezreal, MF sinirden kudurmadı. Aphelios'un da yüzüsü olmadı. MF bu iki karakteri gördüğü zaman, Ezreal bu iki karakteri görünce asıl onun yüzüsü oluyor. Bu iki karakter varken bu çift hero'nun oynaması çok zor. Gelebilecek en iyi buff'lar gelmiş Ezreal'a. Manası daha fazla oluyor. Late game'de atak speed'i daha fazla oluyor. Atak speed itemi gerekmeden. Bir atak speed itemiyle çok efektif olacak pasifiyle. Ancak öylesine hiçbir eklenti yok. O yüzden işe yaramayacak. Galio çok güçlü. Kesinlikle deneyin. Damage hasar çok fazla artmıştır. Mid lane gidip AP'ye gidin. Leona nerf'ü. Leona'yı durdur. Oynanmasını durdurmaz. Zaten full W aktif geziyoruz. Zaten atak speed için alınan bir karakter değil. Zor. Eşleşmeleri onun için daha zor oldu ama kolay eşleşmeleri için sıkıntı değil ve hala skill olup canavar olabilir. Hala çok güzel bir flex pick. Sejuani metanın nereye gittiğine bakmamız lazım. Aynı zamanda iyi bir kayacılı alan. Yani kayacılıları Bamina level aldıktan sonra alabilen bir karakter. Ama şu ne kadar çok hasar yedirecek ormanda bilmiyoruz. Bu önemli bir değişim. Takım kompozisyona göre. Senna az önce skin'e bakarken anlattık. Bence hala ADC'si güçlü ve hatta support'u bile viable olabilir. Ama dediğim gibi. Set. Uzakçı karakterlere karşı daha zor işi. W'sun çok daha iyi yapması lazım fightlarda. Onun dışında hala güçlü. Güçlü olduğu yerlerde. Sonra sevmediğim bir pick. Top lane'de yani çok güçlü ve gereksiz risk. Yani olması gereken nerf. Top lane'lerin onu yakalamasını yani yakalamaları için şans veriyor. Yumi. Q fullenildiği zaman güzel hasar atacak ama Yumi nerelerde oynanır? Yani şu an
Ya şu sıkıntı biraz. Şu 5 saniye olayı var ya. O birazcık sıkıntı. Çünkü bot lane'de çok CC var. Oyunda çok CC var. Yanlışlıkla 20 oyuncusu CC yediği zaman bir minion kesmek gibi bir şey Yuumi öldürmek. Ve o Yuumi öldürürken hiç kaynak harcamaya gerek yok gibi bir şey. Zor. İyi bir değişim. Funnel'ı tamamen öldürüyor. Bence ben Funnel'ı tamamen ölmesini desteklemiyorum. Bence keyifliydi. Bu jungle tembeni daha güçlü yapıyor ve kesinlikle jungle tembi alman lazım. Artık bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ormanken lanerlarınız orman kampı çalarsa artık takıma zarar veriyor demek. Onun dışında kayıcıların buff yemesi iyi. Artık kimse almıyordu kayıcıları. Ben top lane oynadığım zaman her zaman kayıcılı hiç alınmamış bir şekilde görüyordum neredeyse. Onun dışında Annie'ye lazımdı, Malphite'e lazımdı. Nautilus aslında gayet düzgün gözüküyordu açıkçası. Ne kadar değişti acaba? Bakmak lazım. Aram önemsiz ve böyle. 10.3 yamasını böyle özetledim. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz.